Merhabalar arkadaşlar. Havalar sıcak. Klima kapandı. 35 normalde sayısıyla bizi bayağı bir neşelendiriyordu. Biz kapattık video çekmek için arkadaşlar. Şimdi gölden bahsedeceğiz. Göl, Karagöl. Karagöl demek Halfeti demek. Karagöl dünyada sadece Urfa'nın Halfeti ilçesinde yetişir. Bizim doğu bölgelerinin bazı kırsal bölgelerinde ise Akari veya Van bölgeleri, Ağrı ya da Kars bölgelerinde ise Teslale diye bir çiçeğimiz vardır. Bu çiçekler çok az bulunur. Sadece bizim bölgelerde yetişir. Peki Hazreti Meryem Aleyhisselam'a gelelim. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Biz onu bir göl gibi yetiştirdik. Göle bir her zaman bir temsili, bir sembolik bir anlatım vardır. Ve göl kokulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu önemlidir. Şimdi insanlar plastik göllerden mutlu olmaya başladı. Plastik göller, yeter ki solmasın, yeter ki hep aynı görünümde olsun. Aynı şu anki insanlar gibidir. İnsanların bazıları gerçek bir göl gibi kokar ve solar veya yok olur ve biz bunu görebiliriz. Ama şimdi plastik göllerde ne bir ruh var ne bir can. Şu anda biz insanların bazıları bu şekilde bir moddalar. Allah'ın bir göl gibi yetiştirdiği Meryem'de büyük sırlar vardır. Onun için göller kendi kendine çoğalabilen bir çiçektir. Meryem Aleyhisselam'da da öyle bir misal vardır. Babası yoktu Hazreti İsa'nın. Bir kadın olarak Allah-u Teala ona bir bebek hediye etti. İşte bu göllerde böyle bir keşif vardır. Göller kendi kendine çoğalır. Bazı çiçeklerde bu vardır. Menekşede de bu vardır. Bademde de bu vardır. Ama bazı çiçeklerde bu yoktur. Bir başka çiçeğin poleni gelip de onun diğer çiçeğin üzerine gelmesi lazım ki çoğalsın. Ama gölde öyle bir şey yok. Gölü bahçene ek ve o gül kendi kendini çoğaltarak birçok gölü meydana getirir. Çünkü kendi kendine çoğalabiliyor. Allah o güle oradan bize misal vermiş. Gölün kıymetini bilmemiz lazım. Özellikle şöyle bir şey diyeyim. Ben geçen canlı yayında kokudan bahsettim. Dedim ki aranızdan 5 kişi o kokuyu alamayacak. O bir metaforik anlatımdır. Kokuyu alanlar da oldu, almayanlar da oldu. O koku manevi alemden zahir aleme geçişte yayılan kokudur. Meleklerin de kendine göre bir güzel bir kokusu vardır. Peygamberlerin de güzel bir kokusu vardır ve iyi insanların da güzel kokusu vardır. Koku meselesi önemlidir. Kırgız, katil, kötü insanların kokusu da vardır. Onların kötü kokusu vardır ve insanlar onları anlayabilir. Koku insanın içindeki bütün denayı, yani biz diyoruz ya işte bizim parmak izlerimiz veya gözdeki bizim bir şekilde farklıdır. Herkesin gözü veya parmak izleri, vücudumuzun belirli durumlarda. Mesela bu bilim anlatıyor. Herkese farklı bazı durumlar var. Herkes farklı. 8,5 milyar insanın hepsi farklı. Onun için her insanın kokusu da farklıdır. Aynı aileden gelmiş olsa bile. Zinacı bir insanın kokusu da farklıdır. Adam öldüren katillerin kokusu en pis kokudur. En pis kokulardan bir kokudur. Onun için bu göl meselesi, işte Allah diyor ya ben onu göl gibi yetiştirdim. Yani ben onu çok temiz yetiştirdim. Ben onu çok güzel yetiştirdim. Koku insanın soyadıdır. İnsanın ruhaniyetidir. Yani kokusu bir insanın şu anda parfümlerle manipüle ediliyoruz. Yani nasıl ki bazı programlarda bizi iyice aptallaştırdılar. Aslında bu parfümler de bizi aptallaştırdı. Diyelim ki bir insan senin yanına oturdu. Parfüm kullanmış ve kendi pis kokusunu bir şekilde kapatabiliyor mesela. Güzel bir koku sürerek kendi pis kokusunu kapatabiliyor. Sonuçta buradayız. Ben şu anda İzmir'deyim arkadaşlar. Ben bir arkadaş topluluğunda video çekiyorum. Bazı kardeşlerimiz de araya sızabiliyorlar. Sızabilirsiniz. Konuşabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen kendi fikrini konuşabilir. Tabii ses de gelirse. Şimdi birkaç parfümü karıştırıp değişik bir koku, manevi bir koku yaymak isteyen bazı tarikat liderleri vardır. Ve bu koku hiç kimsede yoktur. Ve derler ki bu bana Allah'tan gelmiş.
Öyle bir kurnazlık var ki bu işin içinde. Gerçek bir insanı nasıl anlarsınız kokusu var yok? O insanı uzun bir süre ona yolculuk yaparsınız ve parfümü olmaz yanında ve gerçekten de güzel bir koku yaydığını görebilirsiniz. Bu şekilde kıymetlidir. İşte onun için arkadaşlar, kıymetli bir zamandayız. Göl zamanındayız. Bu göl meselesi çok kıymetlidir. Bunu iyice anlamamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de de gölden bahsetmiştir. Ve Urfa, Halfeti ilçesinde Karagöl vardır. Ve bazı bölgelerimizde değişik göl türleri vardır. Lale, ters lale. Bu doğadaki birçok çiçeğin aslında insanlarla bağlantısı vardır. Nasıl ki Allah-u Teala Meryem Aleyhisselam'ı bir gölle bağdaş kurabiliyorsa, Allah ne asıl ki diyor ki biz arıya da vahyettik. Arı nedir? Arı göller üzerinde gezer, çiçekler üzerinden gezer. Hepsi birbirine bağlantılıdır. Allah karıncadan bahseder, sivrisinekten bahseder. Allah ya bizim aklımıza gelmeyen birçok şeyden bahseder. Hatta Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hadi cinler ve insanlar topluluğu toplanın da bir sivrisinek yaratın. Allah insanlarla alay ediyor aslında. Yaratıcı gücümüz yok. Biz yaratılmışız ve bu kadar artistliğe gerek de yok. En kaliteli parfümleri kullansanız da ruhaniyetiniz kötüyse kötüsünüzdür yani. Kamufle etme yolları vardır. Mesela kalbinde kapkara bir kalbi olan bir insanın pembe elbiselerle, sarı elbiselerle, yeşil elbiselerle dışarıda gezmesi gibidir. İçine bakarsan kapkara. Ama dışarıda görünüşte çok neşeli bir insan görürsünüz. Ama bu büyük bir yanıltıcıdır. Çünkü münafıklarda böyle bir mesele vardır. Münafıkların bir özelliği vardır. Kafirlerden ayrılan bir özellik. Tehlikeli bir özellik. Kafir der ki Allah'a inanmıyorum. Ya da Allah'ın kurallarını yapmıyorum. Allah ne diyor Nisa suresi 37'de? Diyor ki kafirler cimrilerdir. Peki şimdi bir insan diyebilir ki ben cimriyim arkadaş. Ben kafirim diyebilir. Ya da der ki Allah'a inanmıyorum. Allah'ın kurallarını yerine getirmiyorum. Kafir oldu. Ama açıktan yaptı. Ama münafıklar yapar gibi görünür ama yapmaz. Yapar gibi görünür ama yapmaz. İşte buradaki enteresan mesele budur. İşte onun için münafıklar farklı bir güzellikle görünebilirler. Güzel kokmak için bazı planlar yapabilirler. Güzel elbiselerle insanları kandırabilirler. Onun için gerçek gül kokusunu almak da herkese nasip olmaz. Herkesin arkadaşı da temiz olmaz. Onun için iyi insanlarla dost olun. İyi insanlarla arkadaş olun. Ve bu şekilde önemli tabi biz her insanın da kokusunu alamayız ama burada bir aura meselesi de var. Kokunun dışında bir de aura var. Enerji. Bazı insanlarda gerçekten manevi bir enerji vardır. Bazılarında zorlamadır. Yanındaki kişi onu zorla bir şekilde onu iyi göstermeye çalışır ve insanlara onu anlatmaya çalışır. Bu da bir manipülasyondur. Gerçek bir peygamber eğer ki bugün yaşamış olsaydı siz onların peşinden ayrılmazdınız. Çünkü onların doğal bir enerjisi vardır. Muhteşem bir kokusu vardır. Konuşmalarında hikmet vardır. Anlatımları farklıdır. Hani her peygamberin de iyi konuşmacı olduğunu anlatamayız, söyleyemeyiz. Ama hayatlarıyla, yaşayışlarıyla yine sizi cezbederdiler. Onun için arkadaşlar, bu konular çok önemlidir. Tabii ki şu anda mesela biz bugün biraz zor şartlarda video çekiyoruz. Misafirliklerdeyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her yerde bir müzik sesi geliyor. Her yerde bir sesler oluyor. Sonuçta biz evimizde değiliz. Tabii biraz sıkıntılı videolar da olabiliyor arkadaşlar. Videoları bu şekilde fazla uzatamıyorum. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Gül kokusuna yani biraz gül kokusuna bulaşın. Siz de bulaşın. Güzel gül kokulu esanslar varsa parfüm kokusu olanları alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ya da parfüm kullanmayarak da kendi kokunuzu analiz edebilirsiniz, ettirebilirsiniz yakın kardeşlerinize. Biraz kendi kokunuzu analiz edin, kendinizden yola çıkabilirsiniz. Eğer güzel kokuyorsa tamam. Eğer güzel kokmuyorsa da kendinizi biraz düzeltme yoluna gidebilirsiniz. Bu çok kıymetlidir. Evet arkadaşlar, kanala destek olabilir, bildirimleri açabilirsiniz ve katıla da atılabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Herkese teşekkürler. Meryem Aleyhisselam gibi kadınlar şu anda dünyamıza çok gereklidir. Hani sonuçta biz bazı şeyleri değiştirebiliriz. En azından sevgiyi yayabiliriz, sevgiyle kalabiliriz. İnsanlara kinle bakmama şartıyla.
kendimizi savunabiliriz arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Dünkü videoda kadın Mehdi'dir diye bir kelime kullanmamama rağmen bazı kardeşlerimiz işte Mehdi kadınmış da siz bir kadının maneviyatına bile laf atıyorsanız da ben ne diyeyim size yani. Kadınlar maneviyatçı oldu mu olmuyor yani. Ki orada ben Mehdi kadındır da dememişim ama yine onu o şekilde anlatmak isteyen bazı kötü ruhaniyetler var. İşlerinde bir kötü metafizik olduğunu düşünüyorum yani. Gerçekten de öyle. Onlara da Allah yardım etsin diyelim. Eyvallah arkadaşlar.